Afet İnan izlencisinin ikinci kısmına izlemeye hoş geldiniz. Bu 1940'ta Alacahöyük'te yapılan hafriyatlardan. Hafriyata katılanlar arasında daha sonra bu alanlarda, coğrafya alanında, arkeoloji alanında çok ismi geçecek olan Hamit Sübeyir Koşar var. Afet İnan'ın sol tarafında. İlk kadın milletvekili Fakiha Öymen var onun yanında. Anneannem bu arkeolojik kazılarla ilgili Anadolu'da ve Trakya'da pek çok araştırmalarda bulunuyor. O kazılara katılıyor. O kazılarda çıkan verilere göre bir takım sunumlar yapıyor. Yani şunu da söylemek mümkün ki sadece tarih ve tarihin belli bir alanında değil de o dönem pek çok konuyla zaten akraba olan konularla ilgilenmiş çalışmalarında. Evet, bana da bir şey hatırlattınız. Mesela yurt dışında bulunduğu sürede bu Atina'daki Akropol'ün Türkler tarafından silah deposu olarak kullanıldığı, tarihe Türklerin önem vermediği, kıymet vermediği gibi bir suçlama üzerine kendisi hemen orada müdahalede bulunup o eserler bugüne kadar ayakta gelmişse bu Osmanlı'nın, Türklerin tarihe sahip çıkmalarından dolayıdır diye hemen itirazını ediyor. Doğru, savaş sırasında silah deposu olarak kullanılmıştır. Bizde de bütün dünyada da kiliseler, camiler gün geldi değil mi? Aşevi olarak da kullanıldı, kimsesizlerin kaldığı yerler olarak da kullanıldı. Balkan Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya gelmekte olan, İstanbul'a gelen on binlerce biz bu Balkanlardaki evlatlarımızı, insanlarımızı nerede barındırdık? İstanbul'daki camilerde barındırdık. Yani bunlar o günün şartlarında yapılan bir şeydi. Dediğiniz gibi her konuda, her ortamda Afet İnan yabancılara karşı işte o genç yaşlarında öğrenmiş olduğu çok iyi Fransızcasıyla Türk milleti sonuna kadar müdafaa etmiştir. Buyurun efendim. Bu soldaki fotoğraf 1960'lı yıl, 60-61-62 arasında İngiltere'de bir yıl bulunuyorlar ve orada bir çalışma vesilesiyle BBC'ye verdiği bir konferansta çekilmiş bir kare. Sağ taraftaki ise Ertuğrul Yatı'nda çekilmiş. Hatta karenin tamamında sağ tarafında Atatürk var. 1935 senesinden bir fotoğraf bu. Bu zannediyorum Afet Hanım'ın kocası 1960'da bir trafik kazasında mı kaybediyor? Evet, evet evin önünde bir trafik, yani bu şeye İngiltere'ye gidiş o trafik kazasından sonraki yıllarda gerçekleşiyor. İşte bir zaten bir görevle gittikleri için bir yıl kalıp geri dönüyorlar ondan sonra. Şeyler var. Bununla ilgili bahsedelim. Bu Mimar Sinan'la ilgili yaptığı çalışmalarda Mimar Sinan'ın doğduğu köy burası. Kayseri'de Ağırnaz köyü. Fotoğraf 1963'te çekilmiş. Bu oldukça dışarıdan göç almayan bir köy. Dolayısıyla orada Mimar Sinan'ın ahvadından olanların hala yaşadığı düşünülüyor ki bu fotoğrafta Afet İnan'ın sağ tarafında ikinci kişi, yaşlı bir bey var. Mimar Sinan'ın ailesinden geldiği öne sürülüyor. Artık torunların kaç kuşak sonrasıysa. Evet. Orada arkadaki binada zaten bir kabartması yapılmış gördüğümüz gibi. Mimar bir takım Sinan. Araştırmalar yapılmış ve tabii Mimar Sinan'ın büyüklüğü ortada. Onunla ilgili hazırladığı bir kitap var anneannemin. Hem Piri Reis hem Mimar Sinan bunlar dünya uygarlık tarihine büyük katkıları olan Türkler evet. diyeyim. Evet. Bu da bu çalışmaları kitapları hazırladıktan sonra hala konularla ilgilenmeye devam etmiştir. 1983 senesinde Çanakkale'de Piri Reis'in doğum yeri. Orada bir Piri Reis Müzesi, Piri Reis Çeşmesi açılmıştı. Anneannem bunların açılması için çok çalışmalarda bulunmuştu.
Bu açılış töreninden çekilmiş bir kare. Emekli olduktan sonra ve emekli oluncaya kadar pek çok kuruluşla yurt dışında ve yurt içinde bağlantıda olmuş. Buralarda konferanslar vermiştir. Bunların bir kısmı kadın haklarıyla ilgilidir. Kadın haklarıyla gene Fransızca yayınladığı bir kitabı var. UNESCO'da temsilcilikleri var. Türk Tarih Kurumu'nun yetkilisi olarak. Gene UNESCO yayınlarından Kurye Dergisi'nde bu kadın haklarıyla ilgili çalışmaları var. Diğer pek çok Avrupa'daki kuruluşlarda konferanslar veriyor bunlarla ilgili. Bu herhalde son zamanlarına ait bir resim evet, efendim. Evet, bu evindeki kütüphanesinde sanırım kendisiyle yapılan bir röportajdan çekilmiş. Orijinali bizde yok çünkü. 1985 ölüm tarihi değil mi efendim? Ölüm tarihi evet 1985. 1977'de emekli olduktan sonra çalışma hayatı sona erdi asla diyemeyiz. Hatta ölümünden bir gece önceye kadar sürekli şekilde bir takım farklı konularda bu çalışmaları devam etmiştir. Onun kitap makalelerinin dışında kitapları için dört ana başlıkta toplayabiliriz bu çalışmaları. Bir tanesi tarihe ve tabii özellikle Türk tarihine ait olanlar. Diğerleri kadın haklarında yaptığı çalışmalar. Atatürk'le ilgili yayınladıkları dönemin ilk elden şahidi tanığı olması itibariyle Atatürk'le olan mektuplar, yazışmalar, hatıralar, işte en son hatta basılan kitabı Atatürk'ün Karlsbad hatıraları, bu Çek Cumhuriyeti Karlovy Vary'deki geçirdiği günler, Medeni Haklar, Medeni Bilgiler kitabı. Burada Atatürk anneanneme yazdırmış ama anneannemin yaptığı kendi eklemeler de var. O yüzden Afet İnan ismiyle yayınlanıyor hala. Yoksa tabii ki şeyi aslı Atatürk'ün yazdırdıklarıdır. Bunlarla ilgili pek çok kitabı var. Bir de ekonomiyle ilgili olan Cenevre'deki lisans tezi var. Osmanlı döneminin ekonomik yapısıyla ilgili hazırladığı bir tez, işte siz de bahsettiniz, devletçilik ilkeleriyle olan var. İzmir İktisat Kongresi var ve de bu Cumhuriyet'in 50. yıl köyleri için hazırlanan plan. Bugün zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor, işte Danimarka'da uygulanmıştır bir yuvarlak çember içerisinde bir ideal köy planı. Bizde Türkiye'de de aslında birkaç bölgede uygulandı bildiğim kadarıyla. Bir tanesi Aydın Akça'da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama ne kadar yaşadı, ne kadar gerçeğe, daha doğrusu planlanana uygundur onu çok fazla bilemiyorum, bilgim yok. Atatürk genellikle 38'deki ölümünden sonra zaten o konularda çok büyük bir sapma olduğunu biliyoruz. Bir de Canan Hanım, sizle daha önceki görüşmelerimizde anneannenizin, Afet İnan'ın çalışmalarını dört ana gruba ayırıyordunuz. Yani bir konuda yalnız tarih veya şu değil de birbirinden ayrı dört ayrı konuda çalışmış ve ölümünden bir gün öncesine kadar bu çalışmalarına devam etmiş olan bir insandan bahsediyoruz. Biraz da o gruplandırırsanız o dört bölümü, yani Türk dili de var bunun içerisinde çalışmalarında, tarih de var, arkeoloji evet, var, evet, antropoloji var, değil mi? Yani Türkiye'nin iktisadi gelişmeleriyle alakalı da var. Yani çok yönlü ve öncü. Yani mesela Mısır konusundaki kitabından bahsederseniz, yani o konuda tahsil almamış ama kendisini o konuda yazmaya mecbur hissetmiş ve ondan sonra gelenlere yol açmış bir insan. Buyurun efendim. Evet, yani burada şunu belirlememiz lazım, dile getirmemiz lazım ki 1930'larda başlayan Türkiye'deki tarih çalışmaları, ya yani tabii ki daha öncesinde de var ama Atatürk'ten sonraki dönem için şey yapalım. Buradaki tarih çalışmaları zaten yetişmiş bilim insanının az olması dolayısıyla bir insana pek çok görev veriliyor. Yani anneannem bir Mısırolog değil ama eski Mısır tarihi ve medeniyeti üzerine bir kitap hazırlıyor. Keza ekonomi için böyle, bir ekonomist değil ama o dönemde
öncü sayılabilecek bir takım kitaplar. Yani bir uzman gibi değil bu alanlarda. Kendi uzmanlığı daha çok artık devrim tarihi üzerinedir. İşte kadın hakları alanındaki gene öncü çalışmaları üzerinedir. Ama bu diğer alanlarda da araştırmalar yapmış, kitaplar yayınlamıştır. Geriye dönüp bu alanlarda bir literatür taraması yapanlar için karşılaşacakları ilk eserlerden bazılarını kaleme almıştır. Bu şekilde dile getirebiliriz. Evet. Mesela bir de ben örnek vereyim. Bu etiler üzerine çalışmış. Oradaki tarku kelimesinin bu eti yazılarındaki Türk diline ait tespitler konusunda çalışma yapmış. Yani bu başlı başına başka bir konu ama oralarda öncü çalışmalar yapmış. İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi 1925, 17 yaşında genç bir öğretmen. O öğretmen bir büyüğü kendisini kolundan tutup Atatürk'ün yanına koltuğa oturtturmasa biz bugün Afet İnan'dan bahsetmeyecektik. Afet İnan bütün bu yapmış olduğu Türk milletine hizmetlerini gene tabii bir öğretmen olarak yapacaktı ama bütün bunları yapmayacaktı. Onun için başta Atatürk olmak üzere işte onun en büyük yardımcılarından, destekçilerinden biri olan Afet İnan Hanımefendi'nin böyle bir saatlik falan programda anlatılacak tarafı yok. Bir dizi yapmak lazım ama Türk milletinin bu konulardaki ilgili seyircileri bunu bir başlangıç kabul etsinler. Bence biraz önce de söylediğim gibi Afet İnan'ın kendi hayatını bizzat kendi tarafından yazan ve ama son kısmını ölümü üzerine kızının tamamladığı bu kitabın alınıp okunmasında çok büyük fayda var. Burada hem Atatürk'ü hem tarihi hem tarih çalışmalarını birinci elden aracısız öğrenmek fırsatına ulaşacaklar. Siz de onun arşiv bilgilerini toplayan kız torunu olarak zaten bu konularda ben hep şunu görüyorum ki kız çocukları, kız torunları olmasa bütün bunlar ortada kalmaz. Gerçekten yani kadınların böyle bir hasreti var. Siz de çok güzel anneannenize sahip çıkmışsınız. Buyurun efendim, siz dinliyorum. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa onları da alalım. Sağ olun. Yani çıkmaya çabalıyoruz tabii elimizden geldiğince. Şunu tabii söylemek lazım. Afet İnan'ın kitaplarının çoğu Türk Tarih Kurumu'ndan basıldığı için neden tanımıyorlar? Yani sadece Atatürk'ün manevi kızı olarak bir sürü yerde adı geçiyor. Halbuki bunun dışında bir sürü yayınladıkları, bu yani bu saate kadar bahsettiğimiz çalışmaları var. Tarih Kurumu'nun yayınları sokakta bildiğimiz kitapçılarda satılmıyor. Yani bilim çevrelerine hitap eden yayınlar sonuçta. Biraz daha belki bunların yayılmasıyla toplumda da daha çok öğrenilebilir. Demin bahsettiğiniz annemin hazırladığı Afet İnan kitabı bu anlamda Remzi yayınlarından çıkmıştır. Dolayısıyla halka ulaşması daha geniş çaplı olmuştur. Ama bugün, evet, bu gösterdiğiniz kitap. Şimdi bugün zaten şunu da ilave edelim. Pandemiyle beraber internet satışları ve internet hayatı hayatımızın içine girdi. Tarih Kurumu da Afet İnan'ın kitaplarını hemen hemen büyük bir kısmını yeniden bu yıl bastı. Hem Tarih Kurumu'nun kendi sayfasından hem Ankara'da biliyorum, İstanbul'da var mı satış bürosu bilmiyorum. Ama direkt internet üzerinden bu kitaplara ulaşılabilir, bu kitaplara temin edilebilir, satın alınabilir. Bugün bilgiye ulaşmak daha kolay. Dolayısıyla Afet İnan'ın bu çalışmalarına ulaşmak da daha kolaylaştı. Umarım bundan sonra yeni nesiller için yeniden öğrenilecek bir kaynak olabilir. Yeniden hatırlanabilecek bir kaynak olabilir. Evet. Canan Aykent Hanım, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir katkı ve yardımınız oldu. Gerçekten Afet İnan'a layık bir torunsunuz. Ay, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Çok mersi. İyi günler efendim. Profesör Doktor Afet İnan Hanım için hazırladığımız
bu videodaki katkılarından dolayı torunu Doktor Canan Aykent Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum ve bir iki bu konuda ilave size bilgi vermek istiyorum. Konuşmalarda geçtiği gibi Afet İnan Hanım'ın çabaları, gayretleri ile Türk kadınına seçme ve seçme hakkı verilmiştir. Bunu biliyorsunuz. 26 Ekim 1933'te kadınların muhtar olabilmeleri kanunu çıktı ve 5 Aralık 1934'te de seçimlere katılma, yani bütün yurtta kadınların oy hakkı tanındı. Ve bunun neticesinde de 8 Şubat 1935'te kadın milletvekillerimiz seçildi. Biraz sonra o konuya değineceğim. Ama mukayese olması bakımından, karşılaştırma bakımından Afet İnan Hanım'ın da Cenevre'de ve Lozan'da eğitim gördüğü İsviçre'deki kadın haklarına o gün için bir göz atalım. Bakınız, Avrupa'nın o kadar ileri olan bir ülkesiyle Cumhuriyet'in ilk yılları sayılabilecek 1930'ların Türkiye'sini karşılaştırır isek, İsviçre'de kadınların seçilme hakkı, o da 8 adet bazı kantonlarda 1959 yılında verilmiştir. İsviçre'nin genelinde, yani ulusal düzeyde kadınlara seçilme hakkı 1971'de, haritada gördüğünüz St. Gallen'in hemen yanındaki başşehri Appenzell olan Appenzell-Innerrhoden kantonunda ise 1991'de kadınlara seçilme ve seçme hakkı verilmiştir. Dolayısıyla Atatürk Türkiye'sinde yapılan devrimleri ve kadınlara verilen hakların ne demek olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu örneği verdim. 26 Ekim 1933'te kadınlara ilk muhtar seçilme hakkı verilmiş demiştim ve Ankara'nın yakındaki Kazan'da Hatı Çırpan, ki bu mecliste Satı Kadın olarak anılır, 1890'da doğmuş, 1956 yılında vefat etmiştir. Bu işte Atatürk Türkiye'sinde Cumhuriyetimizin 1933'te Cumhuriyetimizin 10. yılında seçilmiş olan ilk kadın muhtarımızdır. Satı Kadın ondan sonraki 1934'te tüm yurtta kadınların milletvekili seçimlerine de katılma hakkı verilmesinden sonra bu sefer 8 Şubat 1935'te Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Şu anda kendisini meclis kürsüsünde konuşurken de yandaki resimden görmektesiniz. 1935'te 17 kadın milletvekilimiz seçilmişti demiştim. Bunu ara seçimlerde de bir tane kadın milletvekilimiz, toplam 18 milletvekilimiz kadın olarak seçildi. Bu konunun öneminden dolayı onların isimlerini sizlere bir defa daha saymak istiyorum. Ve resimlerini de şu anda görüyorsunuz. Mehrure Gönenç Afyon'dan, Sabiha Gökçel Erbay Balıkesir'den, Şekibe İnsel Bursa'dan, Huriye Önüz Baba Diyarbakır'dan, Fatva Memik Edirne'den, Nehibe Elgün Erzurum'dan, Hatı Çırpan, biraz önce söylediğim Satı Kadın olarak tanınan Ankara Kazan'dan, Ferruh Gürgüp Kayseri'den, Behiye Bediş Morava Konya'dan, Mihri Pektaş Malatya'dan, Meliha Ulaş Samsun'dan, Fatma Esma Noyman Seyhan'dan, Seliha Görkey Sivas'tan, Sebiha Hızal Trabzon'dan, Benal Nevzat Arıman İzmir'den, Türkan Örs Baştuğ Antalya'dan ve ara seçimlerde 18. kadın milletvekilimiz olan giren Hatice Özgeneren Çankırı'dan milletvekili
olmuşlardır. İkinci bir konuda gene konuşmamız içerisinde geçen ve Afet İnan Hanım'ın yanında doktorasını yapmış olduğu Eugen Pittart. Eugen Pittart 1867 İsviçre doğumludur. 1962 yılında 95 yaşında vefat etmiştir. En önemli kitabı Irklar ve Tarih. Bu Türk antropoloji çalışmalarında özellikle Cumhuriyet'in 1930'lu yıllarında kaynak eserdir. 1931 yılında Türklerin Avrupa'daki kötü kanaatlerini düzeltmek amacıyla Küçük Asya'ya Seyahat adlı bir kitap yazmıştır. Ve Eugen Pittart Atatürk tarafından 1937'de 2. Türk Tarih Kongresi'ne şeref misafiri olarak davet edilmiş ve kongrenin açış nutkunu okumuştur. 1937 Eylül'ünde Türkiye'ye gelen Eugen Pittart bu resimde Atatürk'le ilk karşılaşma anlarını resim karesinde İnönü ve Afet Hanım'da var. Yine Florya Keşkü'nde 15 Eylül 1937'de Eugen Pittart Atatürk'ün yakın arkadaşlarından İsmail Müşfak Mayakon'la beraber bir çalışma esnasında resmini görüyorsunuz. Şimdi bütün bunlar aslında Eugen Pittart'ı tanıtmak için yeterli değil. Neden derseniz, daha Atatürk'le tanışmadan ve henüz Afet İnan Hanım Cenevre'ye kendi yanına doktora için gitmeden çok daha önceleri Cumhuriyet'in kurulma yıllarında Lozan barış görüşmelerinin yapılması esnasında 1923'te İngiliz Başbakanı Lord George, bu da bildiğiniz gibi aynı Winston Churchill gibi aslında temelde Türk düşmanıdır. Hatta gene yeri değil ama hatırlatmak isterim. Çanakkale Savaşı'nda Türklere karşı zehirli gaz kullanılması konusundaki bir mecliste konuşmada Türklerin insan sayılmayacağı gibi galiz ifadelerde bulunan bir İngiliz düşünce yapısındadır. Hem Lloyd George hem de Winston Churchill. Bakınız 1923 Lozan'daki bu görüşmeler esnasında Lord George ne diyor? Türklerin şimdi hak istedikleri Anadolu'da neleri var? Orada medeniyet vesikası olarak ne kalmışsa Yunan'ın, Roma'nın, Bizans'ındır. Türklerin Anadolu'daki evleri sazdan ve kerpiçten, harabelerden ibarettir. Şimdi böyle bir alemi veya onun güzel parçalarını Türklere nasıl bırakırsınız demesi üzerine Eugen Pittart Cenevre'de yayınlanan önemli bir Cenevre gazetesine Lord George'a şu tarihi cevabı yazmıştır. Efendiler, Konya'daki ince minarenin kapısı ile İstanbul'daki muhteşem Süleymaniye'nin kubbelerini yapan millete karşı böyle söylenemez. Haddinizi biliniz. Evet, Eugen Pittart bu şekilde Avrupa'da doğudaki halkların aynı Avrupa halkları kadar medeni oldukları inancında olan ve Avrupa'nın sanki insanlık Avrupa'da gelişmiş, onlar çok medeni olmuşlar. 1920'lerdeki, 30'lardaki ihtişamlı Avrupa şehirlerini kuran bir başka ırkmış. Bizim Türkler ve onun daha doğusundaki milletler, doğu halkları ise geri halklarmış düşüncesine temelden karşı çıkmıştır. İşte bu da zaten bizim öz düşüncemizdir. Bu fikirlerinden dolayı gün gelmiş Atatürk'le yakın olmuş, gün gelmiş Afet Hanım'la yakın olmuştur. Çünkü idealleri ve görüşleri bir olan insanlar birbirlerinin arkadaşları olurlar.
Tarih de bunu zaten bize bu şekilde göstermiştir. Özet olarak Türk Genci, Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli katkıları olan Afet İnan Hanım'ın çalışmalarını öğrenmesi ve bilmesi her şeyden önemli olan hususlardan bir tanesidir. Bir başka Türk Tarihi ve Dili programında gene Türk tarihini ilgilendiren konularda sizlerle buluşmak, üzerinde konuşmak ve düşünmek için şimdilik hoşça kalın diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.